Bir başka mesele İnce'nin tarzının seçmen nezdindeki etkisinin dışında bir de Erdoğan ve özellikle iktidar ve Erdoğan üzerinde yarattığı bir etki var. İnce'nin tarzından kaynaklanan çıkışları veya popülaritesi bir biçimde Erdoğan'ın ezberini bozdu ve bir tür işte Kadri de biraz ona değiniyor aslında. Normalde diğer adayları ve siyasi rakiplerini muhatap almadan özel bir kişilik gibi kampanya kurarken bu sefer görüyoruz ki doğrudan hem de Kılıçdaroğlu'yla değil doğrudan İnce ile meydanlarda polemiğe giriyor. Hatta hiç alışık olmadığımız bir şey görüyoruz. Savunmaya geçiyor. Mesela bu meşhur işte Pensilvanya meselesi, icazet alındı alınmadı meselesi. Yani orada işte hani yazılan kitapların bile yalanlandığı bir süreç yaşıyoruz ama bir yandan da şunu yaşıyoruz. Çıkıp Erdoğan meydanda bununla ilgili savunma yapıyor. Yani doğrudan bunu üstüne alıyor ve bir takım şimdiye kadar hep tersini yaşıyorduk. O muhalefet aktörlerine doğrudan suçlamalar yöneltip ve bu suçlamalar için hiçbir mesnet aramadan çok rahat alanda siyaset yapıyordu ve gündem tamamen onun kurduğu, onun söylediği söz üzerinden oluşuyordu. Şimdi öyle cereyan etmiyor. İnce'nin söylediği bir şey siyasi gündemi etkiliyor. Seçmeni bilmiyoruz ama etkiliyor, ne kadar etkiliyor. Ama daha önemli bir şey şeyi görüyoruz. Erdoğan'ı etkiliyor. En azından eğer bu tarzın etkilerine bakacaksak, bakacağımız kalemlerden biri olarak rakibini etkilemeyi başardı mı diye bir soruya cevap ararsak galiba etkiliyor.